yeryüzü kesinliğe bilinmese de yaklaşık 4,5 milyar yıldır canlı türlerine ev sahipliği yapıyor. Bugün tahminlere göre yaklaşık 13,5 milyon canlı türü dünya üzerinde yaşamını sürdürüyor. Eldeki verilere göre dünya geçmişinde 5 büyük yok oluş yaşadı. Birleşmiş Milletler'in yayınladığı Küresel Biyolojik Çeşitliliğe Bakış adlı raporda 65 milyon yıl önce dinozorların yok olmasından sonraki en büyük yok oluş tehlikesiyle karşı karşıya olduğumuz belirtiliyor. Bilim adamlarının 6. büyük tehlike olarak adlandırdığı bu soy tükenişinin diğerlerinden bir farkı var. Bu yok oluşun nedeni sıra dışı bir türün dünyaya yayılmasıyla ilgili. Müthiş bir hızla dünyaya yayılan, yok eden, tüketen bu canlı türü başka canlıların doğal yaşam alanlarını işgal ediyor, havayı, suyu ve toprağı kirletiyor, hatta gezegenin ısınmasına yol açıyor. Bilim insanlarının tahminlerine göre her yıl 25 bin dolayında canlı türü yeryüzünden bir daha geri gelmemek üzere yok oluyor. Daha önce çeşitli doğal nedenlerle ortaya çıkan kitlesel soy tükenişlerinin hiçbiri bu kadar hızlı ilerlememişti. Kuşlar, yerkürenin kanatlı seyyahları. Farklı mevsimleri farklı coğrafyalarda geçiren yaklaşık 50 milyar göçmen kuş, dünyanın kuzey ve güney yarımküreleri arasında yılda iki defa ilkbahar ve sonbaharda göç ediyor. Bu göç hareketi göçmen kuşlar için olduğu kadar doğadaki diğer canlı türleri açısından da önemli. Kuşlar, çevresel değişimlerden en çabuk etkilenen canlı türlerinin başında geliyor. Üzerinde yaşadığımız dünyayı anlamak ve değişimleri fark etmek için kuşlar önemli bir veri kaynağıdır. Kuşların yaptığı bu uzun yolculuklar, göç yollarındaki değişiklikler, çevresel sorunların başlıca göstergesi oluyor. Dünya göç trafiğindeki 5 milyar kuş Avrupa ile Afrika arasında yol izliyor. Türkiye bu rotada bir köprü. Türkiye 400'ü aşkın göçmen kuş türü barındırıyor. Bunun önemli bir kısmı ise Kars-Iğdır bölgesinde. Kars-Iğdır bölgesi, Türkiye'nin en zengin coğrafyalarından biri. Tüm dünyada sadece 34 tane olan önemli biyolojik çeşitlilik merkezlerinden, Anadolu, İran ve Kafkasların buluştuğu noktada bulunuyor. Dünya çapında önemli 22 doğa alanına, 11 bitki alanına ve 13 kuş alanına ev sahipliği yapmakta. Bu alanlardan en önemlisi de Kuyucuk Gölü çevresi. Türkiye'nin kuzeydoğusunda yer alan Kars, 1750 metre yükseklikte bulunuyor. Bu yüksek platoda her şeyden uzakta ve sessiz bir yaşam, kendi kurallarıyla ayakta duruyor.
Gelişen teknoloji ve kirlenen çevre ile canlı türlerinin ama özellikle kuşların yaşam alanları gitgide azalıyor. Soylarının tükenmesine yol açan ekosistemdeki sorunlarsa giderek daha da çoğalıyor. Bu yüzden var olan Kuyucuk Gölü gibi sulak alanların önemi bir kat daha artıyor. 219 hektarlık bir alana sahip olan Kuyucuk Gölü, bahar ve güz aylarında kuş topluluklarına ev sahipliği yapmakta. 250'ye yakın kuş türü arasında bayrak tür angıt ördekleri, Türkiye'nin nesli tehlike altında olan kuş türü dik kuyruk ördeği ve Sibirya kazı da Kuyucuk Gölü'nün misafirleri arasında. Göçmen kuşların çoğu enerjilerini vücutlarında topladıkları yağdan sağlarlar. Özellikle küçük ötücü kuşlar göçten önce ne bulurlarsa yiyerek vücutlarında yağ depolarlar. Yağ onların adeta yakıt tankıdır. Yapılan hesaplamalarda 8 gram yağa sahip olan bir bülbülün 3000 kilometre uçabilecek kadar yakıta sahip olduğu anlaşılmış. Bu doğudan batıya, batıdan doğuya Türkiye'yi iki kez geçmekle eşdeğer. Binlerce kilometre yolu geride bırakmış göçmen kuşlar için burası bir dinlenme yeri. Bu mükemmel doğa alanı kuşlar için oldukça zengin bir beslenme bölgesi aynı zamanda. Kuşlar burada gölde var olan bitkiler ve avladıkları böceklerle beslenirler. Ancak doğanın kuralları her yerde geçerli. Her avcı aynı zamanda da avdır. Bu kısa yaşam mücadelesi yırtıcının galibiyetiyle sonuçlanıyor. Bu kadar yoğun kuş türünün bulunduğu bu göl aynı zamanda yırtıcılar için de bir dinlenme ve avlanma alanı. Fakat göl üzerindeki hareketliliği takip eden yırtıcılardan başka bir canlı türü daha var. Kuşların her hareketini en ince ayrıntısına kadar izleyen, bütün bunları kayıt altına alan ve kuş yakalama konusunda yırtıcılardan daha zeki olan bir grup canlı türü. Ancak bu grup, kuşların ve diğer canlı türlerinin yok edilmesi değil, korunması için çalışıyor. Doktor Çağan Şekercioğlu ve ekibi, Kuzey Doğa Derneği bünyesinde 2003 yılından itibaren Kars-Iğdır Bölgesi Biyoçeşitlilik Projesi ile bu bölgenin korunması için çalışmakta. Amerika Birleşik Devletleri Stanford Üniversitesi'nde yüksek araştırma görevlisi ve dünyanın önde gelen kuş bilimcilerinden Çağan Şekercioğlu bu projeyle bölgenin biyolojik çeşitliliğinin korunmasını ve aynı zamanda yöre insanında çevre bilincinin oluşmasını hedefliyor. Biz bu projeye 2003 yılında ilk Kars ziyaretimize başladık. Kars Belediyesi özellikle ilgilendi, destek oldu ve
Ondan sonra işte kuş halkalama çalışmaları 2005 yılında başladı. Proje ilk başta benim ufak açıkçası bir halkalama projesiydi. Ben kuşları Costa Rica'da, Etiyopya, dünyanın çoğu yerinde halkaladım. Bu benim uzmanlık dalım. Ve ben kuş ekolojisini çalışma niyetiyle gelmiştim. Kuş sayımı, kuş halkalama. Fakat dediğim gibi hem buradaki ihtiyacın büyük olması, hem doğal alanların yok olmasına seyirci kalamamamız, hem de yerel desteğin ve sahiplenmenin artmasıyla giderek projeler arttı, bir dernek haline geldi. Projeyi burada seçmemizin sebebi, Kars, Iğdır, Ardahan'ı kapsayan Kuzeydoğu Anadolu'da seçmemizin sebebi, bu bölgenin Türkiye'nin geri kalanına göre yine de daha bakir kalmış olması, organik tarım ve geleneksel hayvancılığın yapılması ve bu bölge üzerinden dünyanın en önemli kuş göç rotalarından birinin geçmesi. Ve tabii bir bilim adamı olarak da bu bölgenin çok az araştırılmış olması, özellikle de kendi konum olan kuşlar açısından benim için artı bir sebepti. Kars Iğdır Doğal Zenginlik Projesi adıyla çalışmalar uzun süredir devam ediyor. Tüm yapılanlar 2 yıldır düzenlenen festivallerde halkla paylaşılıyor. Yöre halkı bu sayede hem proje ekibiyle iletişime geçmekte hem de projeyi daha iyi anlamakta. Ve daha önce yapılan yanlış otlatma, sulak alanı kullanma, bilinçsiz avlanma gibi konularda da artık daha bilinçli. Uzun ve zorlu bir çalışmanın içinde bulunan ekibin bu noktaya gelmesi hiç de kolay olmadı. Bir yandan çevresel zorluklarla mücadele eden ekip, diğer yandan da projenin devamını sağlamak zorunda. Buralara geleceğimizi tahmin etmezdik açıkçası. İşte festivaller düzenleyelim, Türkiye Turizm Birinciliği kazanalım, işte Turizm Bakanlığı'nı getirelim. Yani bu tip şeyler açıkçası hiç benim aklımda yoktu. Benim esas merakım kuşlar, ekoloji ve doğanın canlıları. Sırf kuşlar değil, memeliler, işte kelebekler. Ama ben bir doğa bilimciyim. Yani o açıdan ilk başa göre çok daha ileri yerlere geldik. Özellikle uluslararası çapta artık yaptıklarımız tanınıyor. İngiltere'nin en büyük doğa koruma ödülünü geçen sene İngiliz Prenses'in elinden aldık. Bu da hiç tahmin edemeyeceğim bir şeydi. Çünkü yani hiç ödüle başvurayım diye bir niyetim yoktu. Biz yine projeye destek arayışı içinde, hatta son anda başvurduk bu ödüle. Çünkü gelecek bir destek maalesef son anda iptal oldu. Kuyucuk Gölü için 2007 yılında aniden ödeneğimiz bitti. Ben telaş içinde bu ödüle başvurdum. Aklımda hiç ödül ya da prenses yoktu. Sadece biraz projeye para gelsin ki işi, yani işler bitmesin. Ve biz teselli ödülüne hazırdık, 10.000 poundluk. Ama yaptıklarımızı çok takdir ettiler. Yerel desteği çok önemli. Yerel desteğin büyüklüğü çok hoşlarına gitti seçim komitesinin. Ve Türkiye'de ilk kez BBC'nin bir numaralı belgesel uzmanı Sir Richard Attenborough bir Türk belgeselini seslendirdi. O da Kuyucuk'un belgeseli, kısa metrajlı belgeseli oldu. BBC editörlüğünü yaptı. Yani uluslararası çapta da Kuyucuk, Kars tanınıyor. Ve beklediğimizden çok daha iyi bir yere geldik. Kars Biodiversity Project in 2003. With his team, he's galvanizing local support and seeking Ramsar protection for the lake. Simple solutions are being introduced that protect the wetland while bringing real benefits to local people. Uzun süreli yoğun çalışmalar beraberinde takdir ve ödül getiriyor. Bu başarıda payı olanlardan biri de çok uzaklardan buraya gelip önemli çalışmalar yapan doçent doktor Sean Anderson. Sean Anderson ve proje ekibinin yaptığı çalışmalardan bir diğeri de ekolojik restorasyon. Daha önce bozulmuş doğal alanlar çalışmalarla kısmen eski hallerine döndürülebiliyor. Kars bölgesinin biyolojik açıdan en önemli alanları göller ve diğer sulak alanlarda bu çalışmalar devam ediyor. Kuyucuk ve Aras gölleri çevresinde süren saha çalışmaları sonunda harcanan emek kısa zamanda uygun koşulların oluşmasını sağlamış. Zor şartlar altında yürütülen ekip çalışmaları sayesinde göl kenarındaki otlaklar kuşların yeni yuvaları olmuş.
bu araştırmalar sadece Kuyucuk Gölü'nde yapılmıyor. Iğdır'da bulunan Aras Kuş Araştırmaları Merkezi'nde de çalışmalar devam ediyor. Projenin diğer ayağı burada yürütülüyor. Iğdır'ın Yukarı Çığırıklı köyünde Aras Nehri kenarında kurulu olan istasyon, Kafkas Üniversitesi ve Türkiye'de kuş araştırmaları yapan öğrenciler için önemli bir araştırma merkezi. Buraya gelen gönüllü öğrenciler, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelmiş yabancı bilim adamlarıyla birlikte araştırma yapma şansı yakalıyor. Halkaladığımız kuş, Türkiye'nin en şirin kuşlarından bir çulha kuşu. Gördüğünüz gibi ufacık. Bu sulak alanları sever. Çulha kuş denmesinin sebebi yuvasını çulha gibi bir torba şeklinde yapar. Çok usta bir dokumacıdır. Ve bu bölgede de ürüyor ama tek tük. Yani fazla görmüyoruz. Akşam karanlığı çökmeden ağlar tekrar açılıyor ve sabah aydınlığına kadar açık kalıyor. Ekiptekiler saat başı ağları kontrol ediyor. Ağa takılan kuşların toplanmasından sonra halkalama işlemi başlıyor. Ağ kontrolleri sık aralıklarla yapılıyor. Havanın soğukluğu, doğal şartların zorluğu, kar, yağmur ya da rüzgar gibi doğa olayları da ağ kontrollerini engellemiyor. Halkalama yöntemiyle temelde kuş türlerinin göç stratejileri, konaklama, kışlama ve üreme alanları, göç takvimleri ve kaç yıl yaşadıkları, üreme başarıları, genç bireylerin dağılma oranları gibi popülasyon dinamikleri araştırılıyor. Alanda 4500 kuş halkalandı şimdiye kadar sırf Kuyucuk'ta. Aras'ta 20.000'i geçmek üzere bu mevsim. Toplam yaklaşık 160 tür kuşu halkaladık ki bu Türkiye'deki kuş türlerinin 1/3'ünden fazla halkaladık demek. Dediğim gibi farklı ülkelerden veriler geldi. Güney Afrika'dan gelen bir kırlangıcı Türkiye'de tekrar yakaladık ki Türkiye'ye en uzaktan gelen halkalı kuş. Yine Rusya'dan, Finlandiya'dan, Gürcistan'dan, Ermenistan'dan, İsrail'den kuşlar geldi, onları tespit ettik. Yani bu verilerle kuş göç yolları belirleniyor. Kuşların sıralarındaki değişiklikler, artış, azalışlar tespit edilebiliyor. İşte kuş bitlerinin incelenmesi gibi farklı projeler yapılarak diğer bilgiler elde ediliyor. Yani bilim açısından son derece önemli bir proje ama devlet desteği yok. Halbuki ABD'de, Avrupa'da bu tip projeleri ya bir üniversite sahiplenir, masraflarını karşılar ya da devletin Çevre Orman Bakanlığı gibi ilgili bakanlığı bu tip istasyonları yürütür. Yani biz 5 kişilik bir dernek olarak Türkiye'de 2 tane araştırma istasyonu yürütüyoruz. Yani ki Türkiye'de 3 tane var bunlardan. Siz bunu düşünün. Binlerce, on binlerce kuş var. Şu anda Ekim ayının başındayız. Maksimum sayılar arkamdan angıt sesleri geliyor. Ördek sesleri geliyor. Sakar mekeler. Gölde bu mevsimde on binlerce kuş var. 40.000'i geçtiği oluyor. 208 tür tespit ettik. Araştırmalar devam ettikçe halkalama ve sayımlar. Bunlar artıyor. Ve bizim tahminimiz bu bölgeyi en az 250 yaklaşık 250 kuş türünün kullandığı ki bu da Türkiye'deki 465 kuş türünün yarısından fazla, muazzam bir rakam ve bu yoğunluk Türkiye'de artık görülmüyor. Yani bu ufak bir göl burası esasında 2 kilometre kare ama üstü silme kuş kaplı. Bunu artık başka yerde görmeniz yani çok güç hatta imkansız. Neden? Avcılık baskısı var, sulak alanlar yok ediliyor, kurutuluyor, işte kirlilik var. Burada buranın halkı fazla avcılık yapmıyor, o açıdan mutluyuz. Kaçak avcılık yer yer var. Özellikle yurt dışından gelen yırtıcı kuş kaçakçıları bu alanda var. Ama sahiplenme arttıkça işte alana bekçi tahsis edildi yine yerel hükümetlerin desteğiyle. Tabii sahiplenme arttıkça, alandaki varlık arttıkça burası korunuyor. Fakat şu anda en büyük sıkıntımız alandaki aşırı otlatma. Yani burası Kars. Devasa meralar var.
Hayvancılık en önemli geçim kaynağı. Biz kesinlikle otlatılma yapılmasın demiyoruz. Yani etrafım gördüğünüz gibi otlak. Ama gölün kıyı şeridi çok hassas, sazlıklarla kaplı. Buranın en azından bir kısmının kati koruma bölgesi olan üçte birinin korunması, kesin korunması şart. Adı üstünde kati korunma bölgesi. Yani o sazlıklara hayvan girmemesi yine gölün etrafındaki meraların %99'unun hala otlatılabilmesi demek. Yani bu fedakarlık bile sayılmayacak çok ufak bir şey bizim için. Ama bölgedeki kuşlar için kritik önem taşıyor. Bütün bu araştırma çalışmaları ve ortaya konan zorlu mücadele için en önemli desteğin yöre insanından gelmesi gerekiyor. Dünyanın farklı bölgelerinden gelen bu insanların bölgeyi koruma çalışmaları yöre halkının desteğini almadan mümkün değil. Kuyucuk Gölü yakınında kurulu olan Kuyucuk Köyü de bu projede önemli bir yere sahip. Göldeki ve çevresindeki doğal yaşama en çok özen göstermesi gereken yine buradaki halk. Çağan Şekercioğlu ve beraberindeki ekip de bu nedenle köylülerle sürekli diyalog halinde. Yapılan her çalışmayı köylülerle paylaşan ekip, bu sayede yöre halkının da bilinçlenmesini hedeflemekte. Yapılan bu çalışmaların amacı da bu doğrultuda. Kuş gözlemlerken günün değişen yüzü de seyredilebiliyor. Her defasında ayrı bir atmosfer ve başka bir seyirlik. Kuzey Doğa ekibinin her üyesi zor koşullarda çalışmalarını sürdürüyor. Büyük bir özveriyle günün önemli bir kısmını gölün çevresinde geçiriyorlar. Burada onları motive eden tek şey doğaya olan tutkulu bağlılıkları. Halkalama istasyonlarında çalışan arkadaşlarımız son derece özverili arkadaşlarımız. Yani Türkiye'de size söyleyeyim, abartmayayım. Türkiye'de bu özveriyle çalışacak yani insanlar milyonda birdir, yüz binde birdir. Gece ağlar açık, gündüz ağlar açık, her saat ağ kontrolü var. Yani burada yapılan iş ne kadar zor bilemezsiniz. Yani siz buradaki işi bir hafta yapın, yani çok daha iyi anlarsınız ne kadar güç olduğunu. İnsan ötesi bir güç gerektiriyor ama bu arkadaşlarımız hiçbir şikayet etmeden bu yani yine de kurak alanın ortasında, soğuk alanın ortasında, bazen yağmurlu, geçen hafta karlı alanın ortasında hiç seslerini çıkarmadan sürekli bu büyük alanı gezip ağları kontrol ediyorlar. Saat başı kuşları çıkarıp ölçüyorlar. Bunlar bilim insanları ve çok zor şartlarda çalışan bilim insanları. Bu alanda elektrik yok, su yok. Yani biz takviye ediyoruz bunları ve çok soğuk olabiliyor, -5 olabiliyor ve bu çalışmalar büyük özveri gerektiren çalışmalar ama karşında da eşsiz veriler elde ediyoruz. Türkiye'de daha önce elde edilmemiş. Saatler süren çalışmalar yer yer doğa şartlarına boyun eğiyor. Bazen şiddetli yağmur, bazen hızla esen rüzgar ekibe zorunlu molalar aldırıyor. Ekipman toplanıp doğruca kulübelerin yolu tutuluyor. Dinlenmenin tek yolu da galiba sadece bu zorunlu molalar. Evet.
Siz oraları şeylerini keseceksiniz, bitireceksiniz. Bugün için diyorum. Ha, bugün için bitti. Günün değerlendirmeleri ve yarının planlamaları bu kulübelerde yapılıyor. Bütün ekibin ve gönüllülerin konaklaması kulübelerle sağlanıyor. Ortak bir amaç uğruna toplanan insanlar yaşamlarını yine birlikte idame ettiriyorlar. Şey, temiz suyla bir şey yıkıyoruz, sebze, o yüzden. Acayip batıyor. Yani şey zaten bir şeyde balçıkta yürüyorsun yani. Yok, ben hep alıyorum. Sonra bugün de alıyorum. Acayip. Hadi kesin yanına. O bıçak kesmiyor mu senden? Kötü yürüyorsun yani. Orada iki kişinin yürümesi iyi oldu. Tekniğini soruyor. Tekniğini. Çalışmaların belki de en zoru gece yapılan ağ kontrolleri. Tüm olumsuzluklara rağmen bu işi devam ettirmek için özverili olmak ve doğaya tutkuyla bağlı olmak ilk şart. Bütün bu çalışmalar neden yapılıyor? Zorlu doğa şartlarında yürütülen bu çalışmaların sonucunda ne olacak? Dünyanın kaynakları sonsuz değil. Amaç, bu kaynakların mümkün olduğu kadar yok edilmeden verimli bir şekilde kullanılabilir olmasını sağlamak. Kendi yaşamımız için yaşadığımız çevreye ve diğer canlı türlerine sahip çıkmak. Kars Iğdır Doğal Zenginlik Projesi bu çalışmalardan yalnızca bir tanesi. Bu projelerin sayısının artması ve devamlılığı insan yaşamı için hayati önem taşıyor.